Bir dakika ya, bu herif seni öptü mü? Ha, ya öper gibi oldu ama ben hemen tokatı bastım ona. Ya ne demek öpüyor gibi oldu? Bak böyle bir şey oldu mu bana hemen söyleyeceksin. Zaten bundan sonra sana bırakmayacağım. Ben çözeceğim bunu ben. Alo. Heh, Kaan. Bana iki tane güvenlik görevlisi buluyorsun. Tamam mı? Hah, vardiyalı çalışacaklar. Evet, bir hanımefendi de çocuklarını koruyacaklar. Çiftliğin kapısında kalacaklar, evet. Bulabileceğin en pislik iki adamını bulacaksın bana. Sabah saat 7'de gelecekler. Evet, ben göreceğim onları sabah 8 işbaşı. İstanbul içi, İstanbul içi. Sağ ol. Sen kim oluyorsun da beni içeri almıyorsun? Efendim, talimatlar bu şekilde. Eğer kimliğinizi verirseniz içeri haber vereceğim. Kimlik falan vermem ben sana. Merhaba. Ayşe Hanım, kim bu adam? Hiç görmedim, tanımıyorum. Sinan'ın gönderdiği adamlardan biri mi acaba? Zeynep, bu kim? Beni içeri almıyor. Merhaba, Zeynep ben. İyi günler efendim. Benim adım Raşit. Sabah Sinan Bey'le görüştük. Ha tamam, anlamıştım zaten. Tabii Sinan'ın işi. Anlamalıydım. Merhaba çocuklar. Sizi okula götürmeye geldim. Ahmet amca, sana bir şey soracaktım. O zaman arabada konuşuruz. Tabii konuşuruz. Nasılsın prenses? Sen dün akşam bizde kalmadın mı? Yok, bir işim çıktı. Çıkmak zorunda kaldım. Can. Hadi sen de geç arabaya, okula bırakırız seni. Tamam. Anne. Açık kapıyı. Görüşürüz anne. Sakin kalmaya çalış, tamam mı? İyi dersler. İyi dersler. Ben senin canını okuyacağım Ahmet, dur bakalım. Alp Bey merhaba. Avukat Bahri Bey'e de söylerseniz bugün bir toplanalım. Çok önemli bir konu var. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Teşekkürler. Ahmet her gün eve gelmeye başladı. Ya, yemek yiyoruz, yemeğe geliyor. Yani ne bileyim, Sude ile oyun oynuyoruz, hemen arkada beliriyor. Yani bu durum beni çok rahatsız ediyor. Gelme diyorum, dinlemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Eve postu serdi iyice. Yani lütfen eğer uzaklaştırma kararı çıkartırsanız ben çok mutlu hissedeceğim kendimi. Ziyaretler sırasında size veya çocuklara şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, yani küçük düşürmeyi içeren davranışlarda bulunuyor mu? Yani hayır ama... Bu sorumu mazur görün. Size taciz anlamında rahatsız edici tavırlar sergiliyor mu? Yani değil, fakat öyle bir eğilimini görüyorum, evet. Her gün evde. Bunun bir karısı var. Git dediğimde de beni tehdit ediyor. Sude'ye her şeyi tek tek anlatırım diyor. Yani lütfen şu uzaklaştırma kararını çıkartırsanız ben kendimi daha güvende hissedeceğim. Anladım. Bence bu çok kötü olur. Biz böyle bir karar alırsak o da sertleşecek. Pat diye çocuğun karşısına çıkıp ben senin babanım demek isteyecek. Aniden karşısına çıkması Sude için çok olumsuz etkiler doğurur. Yarın öbür gün okula başlayacak. Evin dışına çıkacak. Sürekli evde tutamayız ki çocuğu. Sude okula başladı zaten. Aa, öyle mi? Bu iyi haber. Özel da kolej. Zeynep Hanım, bize niye haber vermediniz? Ben size farklı bir okul önermiştim. Broşür de getirmiştim hatta. Ya evet öyleydi ama bu birden gelişti. Ahmet buldu zaten. O yardımcı oldu. İyi okuldur orası ya. Benim yeğenim okudu orada. Çiftliğin kapısına bir bekçi koyabiliriz. Aklıma gelen en hızlı pratik çözüm bu. Şimdilik. Sinan Bey halletti onu. Sabah güvenlik vardı. Zeynep Hanım, öyle herkes kafasına göre personel alamaz. Ya biz bir güvenlik şirketinden sertifikalı, doğru, düzgün, eğitimli elemanlar buluruz. Hem de ivedilikle. Siz böyle şeyler için kendinizi yormayın. Biz hallederiz. Ahmet Bey meselesine gelince savcılıktan uzaklaştırma kararı alırız. Ama bence bunun için çok erken. Öfkelendirmeyelim adamı. Peki, karısının kışkırtmasıyla DNA testi yaptırıyor. Onlara göre Sude'nin servetini babasının yönetmesi gerekiyormuş.
o para işi biraz zor da. Pardon. Alo. Evet benim. Ne? Nasıl yani? Tamam. Tamam, tamam hemen geliyorum. Ya kusura bakmayın, Sude'nin okulundan aradılar. Kavga mı etmiş, ne yapmış tam anlamadım ama lütfen. Yani şu uzaklaştırma kararı ile ilgili elinizden geleni yaparsanız ben çok güvende hissedeceğim kendimi. Hı, teşekkürler. Aa. Ne oluyor ya? Bir sakin ol. Ne oluyor? Olan şu. Arzu Hanım'ın çocuğuyla Sude aynı okuldalar. Hatta aynı sınıfta bile olabilirler an itibariyle. Ne? Sabri'nin öldüğünden emin olmasam bu olmuş derdim. Vallahi Sabri Bey'in dünyayı karıştırmak için sağ olması gerektiğinden şüpheliyim ben. Alp, adamın sinirlerini de zıplatma sen. Derdim yetmiyormuş gibi bir yandan Sinan denen o adam, bir yandan doktor. Herkes bir taraftan çekiştiriyor kadını. Bu gidişi sana bırakmayacaklar Zeynep Hanım. Çok mu belli ediyorum? Ah Sabri, ah. Başımıza var ya böyle bir dert yumağı bıraktı gitti. Peki bu babanın DNA testi istemesi durumu içinde bir çözüm var mı rahmetlinin dosyalarda? Var. Listede ismi olmayanları içeri alamıyoruz efendim. Siz yoksunuz. Nasıl olur? Arayın hemen Zeynep Hanım'ı. Bu oğlumun partisi bu. Kesin bir yanlışlık var. Arayamam efendim. Lütfen yolu açar mısınız? Bakın gelenler var. Ya tamamen saçmalık bu. Açın diyorum size. Geçmem lazım. Ya bir dakika be kardeşim, bir dakika. Nereye yetişeceksin anlamadım ki. Beyefendi, lütfen zorluk çıkarmayın. Beni polisi aramak zorunda bırakmayın. Yok be Zeynep, yok. Oh. Ben zorla içeri girmesini bilirdim de sen içerideki çocuklara dua et. Efendim kan? Ne yapmış, ne yapmış? Ha. Kim göndermiş bizim güvenlikleri? Alp Bey. Zeynep Hanım'ın mali müşaviri. Vay. Tamam. Peki eyvallah. Sağ ol. Ya işte. Senden güvenlik isteyen oldu mu? Sen böyle işgüzarlık yaparsan hazine bekçisi sana haddini bildirir. Dur bakalım Alp Bey. Sen ne çeşit bir varlıksın. Seninle de hesabımızı göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.